Herkese merhabalar. Minyatür Potter'ın 13. programında bugün sizlerle birlikteyiz. Ben Fabricius. Yanımda sözlüğün hocası, kaideyi taciz eden istisna var. Kendisiyle Galatasaray özelinde bir sezon öncesi değerlendirmesi yapacağız. Daha doğrusu ben soracağım, o cevaplayacak. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Orkun, çok sağ olasın. Bir süredir program yapamıyorduk seninle ama artık sezon açılışında yapmış olalım artık. Lig başlayacak, yarın lig başlıyor hali hazırda. Galatasaray'da da olanlar, bitenler, gelenler, gelemeyenler vesaire. Senin fikirlerini alacağız bugün. Hemen gündemin en sıcak maddesi Etebo ile başlamak istiyorum. Yani senin oyuncu bilgin malum. Ve Etebo ile ilgili deyim yerindeyse her kafadan bir ses çıkıyor. Şurada oynar, burada oynar, şunu yapar, bunu yapmaz gibisinden. Sen öz bilgilerin ışığında Etebo ne beklemeliyiz, ne beklememeliyiz bu adamdan? Etebo'yu nasıl kullanabiliriz? Savunma beklememek lazım. Öncelikle oradan başlamak gerekiyor bence. Çünkü insanların beklediği şey bu oluyor. Yani siyah bir oyuncu geldi mi adam yan orta saha mevzusu. Etebo öyle bir oyuncu değil. Yani eğer böyle bir beklenti varsa bunu karşılamaz. Biraz daha Ndiaye tarzında bir oyuncu. Yani top çalıyor mu? Evet, ama yani defansif olarak çok müthiş özelliklere sahip değil. Topla çıkabilen bir oyuncu. Aynı zamanda yani ben daha çok advanced playmaker gibi oynayan bir oyuncu. Yani daha 8-8.5 numara gibi bir oyuncu. Böyle olunca asıl problemin Galatasaray'ın Etobo'nun yanına kimi koyacağıyla alakalı aslında soru işareti var. Çünkü Etobo tek başına orta sahanın tüm yükünü kaldırması mümkün değil. Öyle bir oyuncu da değil zaten. Galatasaray'ın beklentisinin, yani Fatih Hoca'nın beklentisinin olduğunu bilmiyorum. Sadece tahmin yürütebiliriz. Çünkü geçen sezonu 4-1-4-1 ile başlayıp 4-4-2 ile devam edip pandemi öncesi Ocak'la Mart arasında gene 4-1-4-1'e dönmüştü. Burada nasıl bir yol izleyecek bilmiyorum ama Etobo daha iki işi de yapabilen bir oyuncu. Yani iki işten kastım şu, pası fena olmayan, topla da ilerleyebilen, topla da çıkabilen bir oyuncu. Bu noktada ben onu hep daha çok Ndiaye'ye benzetiyorum. Yani Ndiaye tarzı bir oyuncu. Böyle olunca da Galatasaray'ın saha içindeki beklentim açıkçası bir 4-1-4-1 beklentim var hala. Ama Etobo'yla Etobo'yla beraber bu iş olacaksa mutlaka iki orta saha daha gelecektir. Yani tek orta sahayla kalacağını düşünmüyorum. Şimdi hoca burada Donk'u kullanabilir. Şöyle olur. Hocanın sezon geçen sezon denildiği bir şey var. İki stoperin arasında bir tane orta saha oyuncusu sokmak. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum ama yapılıyor. Neden hoşlanmıyorum? Çünkü orta sahayı zaten üçlü kuruyorsunuz. Ve orta sahanın özelliklerini kullanmanız gereken oyuncuyu stoper gibi kullanıyorsunuz. Sadece pas istasyonuna dönüşüyor hücumdayken. Ben daha çok ileri çıkması gerektiğini düşünüyorum komple hepsinin. Ama ve lakin hoca bunu denemeyecek gibi duruyor. Yani geçen sezonun pandemi öncesi son oyununa devam edecek. Çünkü ona göre, yani Fatih Hoca'ya göre sorun oyunun temelinde değil, pandemi arasından kaynaklanıyordu. Çay top oynanmadı tabii. Hocanın beklentisi bence bu. O yüzden Etobo'nun yanına mutlaka bir, bu tabiri sevmiyorum ama anlaşılsın diye söyleyeceğim, 6 numara lazım. Bu Okan Yokuşlu haberleri o yüzden bence çok değerli. Çünkü Okay hocanın oynatmak istediği oyunun kilit adamı olur. Çünkü stoper oynayabilen biri halfback. Yani hem orta sahada hem, ya daha doğrusu şöyle söylemek daha doğru olur. Manchester City'deki Rodri'nin işini yapacak bir oyuncu. Hoca da pozisyon oyunu oynadığı için hani Manchester City'yi baz aldığını düşünerek konuşabiliriz çok rahatlıkla. Okay ve Rodri'nin yaptığı işler benzer olur. Üçünü stoper gibi oynar. Okay'ın pasla yani topu haşır neşirliği iyi. Pas yapabileceği için herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. O yüzden Okay transferi önemli. Ya, ama işte Galatasaray'da transfer öyle çabuk bitmiyor. Hatta hiç bitmiyor. Galatasaray'da transfer bitmez bizim. Ne yazık ki. Aynen öyle. Ne yazık ki bitmiyor. Yani bir türlü bitiremiyorsunuz. Sezon başlayacak. İşte iki gün sonra maç var. Yarın ligin açılışı var. Ama hala orta sahada kimse yok. Ve Etobo'nun da
daha dün geldi. Lisansı yok zaten daha. Lisansı yok tabii. Böyle olunca Berhanda'yla Donk'la bir orta saha kurgusu başlayacak. Yani Galatasaray'ın genelde Türk takımlarında var ama Galatasaray bu sezon özellikle parasızlığın ve oyuncu satamamanın verdiği problemlerle beraber transfer yapmakta çok zorlandılar. Evet. Tabii bu noktada yani yangını söndürmez ama hafifletir. İki oyuncu daha lazım. Öyle diyeyim. Kesinlikle. Zaten burada konuşulan işte Okay, Radya, her ne kadar gündemde olmadı daha sonra söylense de işte Moder vesaire bir sürü isim geliyor ama yani bu oyuncuların aslında farklı özellikleri var. Yani işte kimisi daha box to box, kimisi sahada her şeyi yapabilecek Nainggolan gibi ya da daha yumuşak oyuncular, daha tek yönlü oyuncular gibi çok farklı burada seçenekler var aslında. Yani hocanın kafasında ne olduğunu da tam seçemiyoruz burada ama yine 4-1-4-1'e yakın gibi bir şey düşünüyor. Hani hazırlık maçlarında da bunu daha çok gördük. Şimdi oyuncu satamamaktan bahsettik. Burada tabii ki olağan şüpheliler 3 tane adam var burada. Babel, Belhanda ve Feguli. Burada Babel'in daha denklem dışı olduğunu söyleyebiliriz ama Belhanda ve Feguli oynamaya devam ediyor. Hoca bunları tercih etmeye devam ediyor. Yani bu oyuncular artık bu saatten sonra çok bir yere gidecek gibi durmuyorlar. Özellikle Feguli. Hani kaldıkları takdirde hani bu işin neresinde olurlar? Yani bu ikisini Fatih Hoca kullanmaya ısrarla devam eder mi sence? Hoca Belhanda'yı seviyor. Çünkü neden seviyor? Belhanda kırık çeneyle bile top oynayan bir oyuncu. Yani bunu iki sene önceki devre arası transferinde hatırlarsan Serdar Aziz'in mevzusunda ağrım var deyip maça çıkmayıp Maldivlere gitmişti ve hoca anında sildi. Yani Fatih Hoca'nın böyle bir huyu vardır yani. Oyuncu zorlu da olsa oynayabiliyorsa formayı vermeye çalışır ona. Belhanda böyle bir adam. Yani sağ içinde yaptıklarını, sağ dışında yaptıklarını, onları bunları her şeyi bir kenara bırakın. Kampa erken katılan, son derece profesyonel bir oyuncu. Hoca profesyonel oyuncuları seviyor. O yüzden oynamaya devam etme olasılığı bence var. Özellikle de şu anda transfer yapılmıyorsa ki Süleyman Rodop'un dün söylediği son anda cayıldı mevzusunda muhtemelen Belhanda kalsın dendi. Tahminim o yönde. Ben Feguli'yi daha gözden çıkartan bir adam. Geçen sene de çıkartmıştım. Çünkü Berhanlı'nın en azından bir 10-15 maç standardı var. Şeyin öyle bir standardı yok Feguli'nin. Feguli son 6-7-8 maçta oynuyor. İşte insanlar şampiyonu getirdiğini düşündükleri için ona karşı daha sempatikler. Ama ben öyle düşünmüyorum. Galatasaray'ın, Galatasaray gibi takımların tüm oyuncularının standart üstü oynaması lazım. Her daim. Şimdi şöyle de bir şey var Orkun. Yani 40 maç yapılacak yanlış bilmiyorsam. 40 maç var. 40 maç statüsünde öncelikle şunu söyleyeyim. Büyük saçmalık. Hadi ama oraya geçtik. O ayrı bir tartışma konusu çünkü. Ama fikrimi söyleyeyim. Büyük saçmalık. Bu noktada Feguli'nin yeteneklerinden faydalanmak isteyebilir hoca. Berhanda'nın da yani rotasyonda bir iş yapabileceğini düşünebilir. Sonuçta bu oyuncuların satılamaması konusunda da yönetime çok kızmıyorum. Ben yönetime başka şeylerden kızıyorum ama bundan kızmıyorum. Çünkü adamlar çok rahat bir ülkede yaşıyorlar. Biri 3,5, biri 4 milyon euro para alıyor. Bonusları geçtim. Ve bu adamların aldığı para 9'da çarpılıyor. Yani adam daha ne kadar rahat bir yerde yaşıyor. İkisi de Müslümanlar ve Fransa'da ya da başka bir yerde yaşadıklarının hiçbirini yaşamıyor yani her taraf. Ha, bu dünyada cenneti yaşıyor adamlar. Ya yani. Aynen öyle yani şimdi. Maddiyat alanına dünyada bulabileceği en ballı kontrat belki bunlar. İstanbul ki. Gibi parası olanın gerçekten inanılmaz yaşadığı bir yer burası. Türkiye genel olarak öyle de İstanbul daha da öyle. Paran varsa inanılmaz şartlarda yaşarsın. Oynuyorsun da hani saha içinde de hoca seni kesmiyor hiçbir şekilde. Yani ben olsam ben de gitmezdim açıkçası. Kesse de bir şey olmayacak yani. Bir yıllık kontratı kalmış Belhanda'nın mesela. Adam diyor ki bir yıl oynamasam ne olur? Sonuçta Katar'dan her türlü ona bir 3 milyon, 4 milyon euro'luk bir teklif gelecek yani. O bunun farkında. Öteki tarafta hala Avrupa'da kalıyor. Avrupa'da oynuyor. Türkiye'nin öyle bir özelliği var. Avrupa'da kalıyorsun hala. Dikkatler senin üzerinde olabiliyor. Kulübe bağlı. Şampiyonlar Ligi'nde oynarsan gibi. Bunun üzerine 3,5-4 milyon euro para alıyorsun. Bunu 9'da çarpıyorsun. Yani
Ben adamları da suçlamıyorum. Yani böyle kontrat alsak. Yani herkes bir değil yani. O yüzden ben Fegüli'nin daha gözden çıkarılabilir olduğunu düşünüyorum oyun bazında. Ama Hojiks'in de kullanacaktır. Bu sistemin ana parçaları olacak mıdır diye soruyorsan oldum. Kesinlikle olmayacaklar. Hı-hı. Yani hiç sanmıyorum. Belki Fegüli biraz daha merkeze kaydığı, hocanın oradan Omar'ı çıkartmak, yani geçen sene Mariano'da yaptığı gibi Fegüli'yi 8 numaraya çekip Omar'ı gönderebilir mi? Mümkün. Ama böyle birinci plan olacaklar mı sanmıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi transfer, senin de söylediğin üzerine söylemek, yani konuşmak daha doğru olacak. İsimler o kadar birbirinden farklı isimler ki. Yani mesela Modder'i alsan, yani Modder'le Okay'ı aynı yerde oynadığını varsayarak konuşuyorum. Şu anda 6 numara da oynuyor Modder Poznan'da. Ama derinde oyun kuran bir oyuncu olarak oynuyor. Yani bir oyun kurucu olarak oynuyor defansın önünde. Okay öyle bir oyuncu değil. Okay daha çok üçüncü stoper gibi oynuyor. Ön stoper daha, yani. Yarı orta saha. Yarı stoper bir adam mı yani? Holding dediğimiz şey işte Busquets'lerin, Rodri'lerin oynadığı oyun bu. Yani oynadığı oyunu oynuyor Okay. Böyle olunca şunu düşünüyorum. Ben Modder'i 8'de kullanmayı tercih ederim. Çünkü 8 numaralı daha canlı bir çocuk. Artı pres yapabilen de bir özelliği var. Şut da çekebiliyor. Yani 8 numarada orta saha özelliklerini ve skor özelliklerini daha kolay gösterebileceğini düşünüyorum. Ama şimdi öyle bir transfer gündemi var ki işte Radya var. Radya box to box'ın dünyadaki en iyilerinden biri. Şimdi onun da ismi geçiyor. Bence şöyle de bir şey var. Tam olarak orta saha kurgusu tam olarak oturmadı. Yani 2-8'de mi oynayalım yoksa 1-8 bir 10'la mı oynayalım? Henüz bunun kararını veremediler. Bir de tabii yandan da işte Asamoah ismi tekrar gündeme geldi. Yani o da sol iç oynuyor, sol ön oynuyor vesaire. Hani üçlü orta sahada da yine kullanılabilecek bir adam. Sakatlık problemleri var tabii ama o da değerlendiriliyor. Yani burada da bir kafa karışıklığı var. Hani bu şartlar içinde alabileceğimiz isimleri alalım. Kervan yolda düzülür. Biz bu adamları yolda bir şekilde kullanmanın yolunu buluruz gibi bir anlayış var herhalde şu anda ama hani 1,5 milyon euro ile transfer yapmak çok zor gerçekten. Ya öyle de tabii de Asamoah'ın transferi yani sakatlık problemi var özellikle dizinde. Evet. Ama hani transfer edilirse şöyle bir mantık oturtabilirim. Hani Emre Çolak'ın oynadığı oyunu oynayabilir Asamoah. 2001, 2012. Rahat oynar. Dörtlünün solunda. 2011-2012'deki. Yani acaba diyorum B plan olarak hani 4-1-4-1 tutmazsa 4-4-2'ye mi dönelim kafası var. Yani kafamda öyle bir şey var. Çünkü Cagney gitmeyecek. Belli. Falcao ile beraber bir ikili mi olacaklar? Tam bu aslında arada da aslında hani araya giriyorum. Sözünü kesiyorum. Tam da soracağım yeni soruya gelmiştik. Şimdi ben de sana tam bunu soracaktım. Falcao ve Cagney beraber oynar mı diye. Çünkü geçen sene Galatasaray 34 maçta sadece 55 gol attı. 37 gol yedi ki şampiyon Başakşehir 34 yemişti. Yani 3 gol fazla yedi Galatasaray sadece. Bu anlamda da sanırım Alanya ile birlikteydi. Ligin en az gol yiyen iki takımından bir tanesi Başakşehir'den sonra. Ama sadece 55 gol atabildi. Bu çok düşük bir rakam. Özellikle ligin ilk devresini düşününce iş daha da dramatik hale geliyordu. Bu anlamda da yani üretim daha önemli artık. Çünkü savunmayı belli ölçüde hallediyorsunuz. Gerçi Muslera da sakat şu an ama Luyendam'ın dönüşü orayı biraz daha toparlayacaktır bence. Yani bu ön taraftaki kısırlığı aşmak için bir de bu orta sahadaki bu yetki karmaşasını, bu rol düzensizliğini daha aza indirmek için Falcao ve Cagney'i birlikte hani kullanabilir mi hoca? Hazırlık maçlarında da bunu bir kere yaptı sanırım. Bu ligde bu beraberlik nasıl bir sonuç getirir? Burada Cagney'in rolünü değiştirmesi lazım. Yani ikisi de poacher şu anda. İkisi de poacher olunca olmaz. Cagney'in rolü değişmesi lazım. Yani Cagney'e biraz daha target man'e evrilmesi gerekiyor. Yani Fox in the Box oynarsan işi başka bir boyuta gelirsin ki dünyanın en iyisi yanında oynuyor. Yani, o yüzden Cagney'in direkt olarak target man'e evriliyor olması lazım. Yani topu tutması gerekiyor. Bunu yapabilirse neden olmasın? Bu bir ama ikincisi şu. İşte orta saha düzeni nasıl olacak? Yani şimdi 2011-2012'yi konuşuyoruz sürekli çünkü orada oynanmış bir oyun var, denenmiş bir oyun var ve tutmuş bir oyun var. O oyunda bir Melo, iki Selçuk var. Evet. Selçuk 8-8.5 yani 8 ve 10 arası oynayan bir oyuncu. Melo da 6-8 oynayabilen bir oyuncu. Yani
ikisi de iki farklı rolü oynayabilen oyuncular. Şimdi siz orta sahayı nasıl kuracağınıza bağlı olarak bu iş değişecek. Eğer şeyi seçecekseniz, Oka'yı seçecekseniz ikili oynama şansınızı yok ediyorsunuz. Oka ikili de oynamaz. Üçlü oynayacaksanız bu sefer iki tane orta sahaya ihtiyacınız var. Yani ben şunu söylüyorum, bizim gibi kulüplerin 6 tane, çünkü bu oyun oynuyorsunuz, yani pozisyon oyunu üzerinde bir oyun kurguluyorsanız orta sahanızın tam olarak efsane olması lazım. Yani rotasyonunuzun da çok değerli olması lazım. Bu yüzden de orta sahada 6 tane birbirine yakın oyuncu bulundurmanız gerekiyor. Bu da çok büyük bir maliyet demek. Maliyeti bir kenara geçtim. Maliyeti bir kenara geçtim. Aynı seviyede oyuncu bulmanız çok zor. Yani paranız olsa da bunu yapamayan, parası olup da bunu yapamayan takımlar var. Böyle olduğunca şeyde, orta sahada bunun en büyük örneği Barcelona'dır mesela. Sergio Busquets gitsin, oraya koyabilecekleri bir holding yok şu anda adamların elinde. Çok zor bir oyun. İşte Rodri gitse Fernandinho var ama 35 yaşında. Yani, ve stoper oynuyor. Ve stoper oynuyor şu an. Yani o kadar zor bir oyun ki, yani kadro kurmak da çok, yani kadro mühendisliğini de çok zorlayan bir oyun. Çok özel bir oyun. O yüzden ben bu oyuna çok karşıyım. Ama illa oynanacaksa 6 tane oyuncu ihtiyacım. Şimdi şöyle düşünelim. Bak, Radre'yi aldın. Tamamen farazi konuşuyor. Oka'yı aldın. Etobo'yu. Zaten geldi. Üçlü orta saha kurdun. Bu üçlü orta saha ligin çok üstünde bir orta saha. Peki Radre sakatlandı. Etobo kırmızı kart cezalısı. Kimleri koyacaksın yerine? Belhanda Taylan. Aynı iş yapar mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Ne oldu? Komple oyunun değişti. Yani komple oyununa zarar geldi. Zarar görünüyor. Böyle olursa yani hal böyle olunca bu oyunu doğru düzgün oynayamıyorsun. Yani sakatlanma, bir de 40 maç oynayacaksın. Yani ben daha garantili oyunun peşinde olmak taraftarım. O zaman da şu ikinci konuya geleyim. Şimdi bu orta sahayla, yani Radya, Etobo ve Okay'la oynarsan tek forvet oynayabilirsin. Çünkü iki orta saha oyuncunun da 8 numara ve 10 numara oynayabilen oyuncular ve bunlar sana destek sağlayacaklar. Yani hücum anlamında. Bir tarafa Emre Kılıncı atacaksın, diğer tarafta Arda ya da Feghouli olur. Kanat alınmadığını varsayarak konuşuyorum. Yani bu üçlü, ön taraf üçlüsü, arkadaki ikiliyle beraber beşli, artı iki tane de bek, Saracchi ve Omar desteğiyle beraber senin hücumunda fazlalaştırır ve zenginleştirir. Ama eğer orta sahan bunu, bu orta sahayı kurmayacaksa, yani Dong, Etobo, Belhanda yapılacaksa, para olmadığı için hiç kimseyi almadığımızı varsayıyorum. O zaman bu kurgu senin işine yaramaz. Çünkü ne Belhanda şut çekebilen bir oyuncu, ne de Dong istenilini verebilecek bir oyuncu. Yani pas babında. Stoperden pasta çıkmak başka bir mevzu. Orta sahada pasta çıkmak başka bir mevzu. Evet. Stoperde yapıyor bu adam diyerek bakılmasın. Stoperde baskı daha az. Özellikle Türkiye'de. Orta sahada daha fazla baskı var. Bu bir zaman böyle şey olunca, Cüla denendi Galatasaray'da yani. Tabii Mustafa ki. Deniz yani, zamanında. Böyle olunca iş, yani direkt ikiliye geçmek daha mantıklı hale geliyor. O zaman da şöyle bir olur. Rotasyonla ilgili şöyle bir şey olur. Belhanda rotasyona düşer. Dong ve şeyle oynarsın. Etobo'yla oynarsın. Bu sana bir şey kazandırabilir. Yani bu bir şey olabilir. Bu bir şey verebilir sana. Bir şey vaat edebilir. Şimdi bizim elimizde hiçbir şey yok ve ligin ilk 3 haftasında 2 tane derbi olacağız. Bu da büyük bir şanssızlık açıkçası. Aslında çok şanssızlık olmazdı ama yani Fenerbahçe'de çünkü sıfırdan kadro yapan bir takım. En azından ama Fenerbahçe oyuncuları belli bir sürede gelmiş, kamp yapmış falan. Yani bizim orta saha şu anda şeydesin yani, orta saha. Ha şunu diyecekler, bizim stoperler var. Var stoperden başka ne var? Hiç yani hücum babında ben bir şey görmedim Galatasaray'da şu ana kadar ki hazırlık maçlarında. Hücumda bir şey yok. Savunma, zaten savunmada iki tane kule stoperim var. Arkada Muslera gelince Muslera'nla ilgili problemim olmayacak. Önlerinde Dok oynarsa 3 stoper oluyor zaten. Yani hoca daha çok üçlüye döneceği, hücumlu üçlüye dönebileceği bir sistem üzerinde hareket ediyor. Ama bunu yaparken sorunla bağlasın diye anlattığım bu kadar şeyi, orta saha bu halde olursa Cagne ve Falcao ile devam etmek gerekiyor. Ama orta saha skor yapabilecek
ve hücumda destek olup ikinci topları kazanabilecek bir orta saha yapılacaksa o zaman tek forvette oynanabilir. Ama her koşulda Jackman'in rolünü değiştirmesi lazım. Ya Falcao ile aynı şeyi oynayamaz. İkisi de ön direğe koşamaz yani. Tabii, değişiklik yapmak lazım. Yani burada biraz oyuncuyu da ikna etmek lazım ki o da zaten antrenörlüğün hani gereklerinden bir tanesi. İnsan ilişkisi çünkü. Bu da Fatih Hoca da bunun yani hoca ikna eder master'ı yani bu da. Hoca ikna eder de Jack'la maç içerisinde bundan kaçabilir. Yani hoca bunu anlatabilir. Ya hoca Burak'a aylarca pres yapmasını söyledi. Yapmayınca kenara aldı. Oturttu yanında. Hatırlarsın. Tabii. Formunun ben ondan başka şeyler bekliyorum dedi. Yani gol tamam atıyorsun abi ama bana golden daha fazlası lazım. Bana bir Elvander lazım. Evet. Yani sen Drogba'yla aynı işi yapamazsın. Yani Drogba ve sen aynı işi yapamazsınız. İkiniz de sadece golü düşüremezsiniz. Birinizin rolünü değiştirmesi lazım. Ben Drogba'yı ileride bırakıyorum. Uzun atacağım. Senin pres yapman lazım. Burak'ın söylemeye çalıştığı şey buydu. Aynı şeyi burada da yapabilir. Burada da diyebilir ki ben Jack Nini'yi target man yapacağım. Topu oraya atacağım. Falcao'cum sen pres yap. Bu olabilir. Yani bunu deneyecek mi? Bence denemeyecek. 4-1-4-1 ile başlayacak. Ve evet. İşlemediğini görecek. Çünkü neden işlemeyecek? Orta sahan şu haliyle işlemeyecek zaten. Artı bizim ligimizdeki her stoper fiziksel olarak güçlü stoperler. Zaten fiziksel olarak güçlü stoper seçiliyor ülkede. Ve biz bu iki hatta bazı takımlar üçlü stoperlerin arasına sadece Falcao'yu atıyoruz. Ve kanattan kimseyi bindirtmiyoruz. Savunma arkasına da top atmıyoruz. Yani savunmanın dengesini bulacak hiçbir şey yapmıyoruz. Ve ondan sonra Falcao'nun 25-30 gol atmasını bekliyoruz. Bunu deneyeceksek tekrar, yani aynı şeyleri tekrar yaşayacaksak pandemi sonrasındaki futbola benzer bir futbola başlarız. Pandemi sonrasına neden geçtim. Geçen sezonun başındaki hale hani geri döneriz. Geçen sezonun başında yani ben de bir öz eleştiri yapayım. Cagney'e fazla yüklendiğimizi ben düşündüm. Çünkü o gitti Falcao geldi yine bir şey değişmedi takımda. Bu sene hazırlık maçlarında da gördük. Hani Falcao garibim orta sahaya kadar gelmeye çalışıyor. Şimdi 34 yaşında bir adam sakatlıklardan çıkmış. Bu sene kamp da yedi. Yani sakatlık yaşamadan kampı da yedi. Güçlü diri. Ama dediğim gibi bizde hani stoperlerin öncelikli amacı rakibi neredeyse sakatlamak olduğu için yani kasaplık atasporu bizde. Stoperlerde özellikle. Yani Falcao'yu da o cendereden kurtaracak, işte daha sahada rahat etmesini sağlayacak bir rol Cagney için yeterli olur. Yani stoperlerle boğuşsun, ilk dalga kıranlık görevini üstlensin, Falcao'ya biraz daha alan açsın. Bence geri kalanını zaten Falcao yapar. Yani rakip stoperlerle boğuşmaktansa biraz daha pres yapmak Falcao için de daha az yıpratıcı olur bana göre. Oyuncuyu da daha ekonomik kullanabilirsin bu şartlarda. Ya ben o konuda Falcao'nun çok itiraz edeceğini düşünmüyorum. Çok iyi bir profesyonel olduğundan düşünmüyorum. Kesinlikle çok iyi bir karakter yani. İyi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Burada da oynamaya gelmiş yani yatmaya gelmemiş. Onu da görebiliyoruz. Ama tabii ki buna bir alan açmak lazım. Yani oyuncuyu gol topla buluşturacak bir noktaya getirmek lazım. Ben Jack'le konusuna sana %100 katılıyorum. Jack'le'nin şöyle bir olayı var yalnız. Geçen sezon sanırım hocayla arasındaki problem şampiyonluk kutlamalarına katılmaması. Evet. Yani böyle enteresan ve saçma sapan kararlar verebilen bir oyuncu. Ama bence biraz burnu sürtülmüş ya. Çünkü Mustafa Cengiz'in de öyle bir açıklaması vardı. Hani işte askere gitmesi gerekiyordu gibi. Yani bence bir sosyal medya paylaşımlarını falan da bir kontrol altına aldığı, kafası yerinde daha da fit gözüküyor. Hani geldiği dönemden beri daha fit gözüküyor. Ya kamp yedi sonuçta yani. Forvetlerle ilgili benim problemim yok. Ben orta sahadan çekiyorum. Çünkü orta saha yok. Yani ne yapacağız? Etobo Belhanda Donk'la başlayacağız muhtemelen maça. Tahminim o yönde. Ya da Tayland'la da deneyebilir hoca. Bilmiyorum şu an ne yapacağını. Ya da orta sahaya daha bypass edip o üçlüyü ikiliye indirip işte Jagne Falcao'ya daha özellikle Jagne'ye daha uzun vurarak daha direkt bir oyunu belki tercih edebilir hoca. Yani bu da o da bir seçenek. Ama yani hocanın yaptığı, iki sezondur yaptığı şey bu değil. Yani o pasla çıkmaya çalışıyor. Artık çıkamaz. Elinde seri yok artık. Yok da deneyecek yani. Adam Tayland'la deniyor abi. Yani Emin Bayram elindeyken stopere Tayland'ı koymuş bir adamdan bahsediyoruz. Fatih Hoca bu. Elinde evet. Forvet yokken Donk'u forvet çıkartıp gol attırmış adamdan bahsediyoruz. Yapacaktır bir şey illa. İlla bir şey yapacaktır yani. Ama bu işletir mi, işletmez mi? Orası muamma. Yani hatta ben 2-3 hafta 9 puan bile alınsa ben hala beklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani
herkes lige çok enteresan başlayacak. Bu sene ligin de çok enteresan geçeceğini düşünüyorum. 40 maçtan kaynaklı. Kesinlikle. Bay geçiren hafta var. Yani rezillik ya. Yine sana soracağım konulardan birine geldik aslında. Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. Lige girişlerle ilgili iki sezondur bu konuda çok başarısız bir Galatasaray var. Geçen sezon ilk yarıda sadece 27 puan. Bir önceki sene şampiyon olduğumuz son sezonda da ilk yarıda sadece 29 puan almış bir Galatasaray var. Yani ligin ilk yarılarını deyim yerindeyse çöpe atan, ikinci yarıda da onu kurtaracağım diye yani neyse göbeği çatlayan, işte 8'de kapanır, 18'de kapanır gibi slogan üretmek zorunda kalan bir Galatasaray var ortada, kabul edelim ki. Şimdi burada özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, sıfırdan kadro yapmak zorunda kalan takımlar. Yani hep ilk 11 oyuncuları ayrıldı. Yeni gelen bir sürü oyuncular oldu. Özellikle Fenerbahçe'de. Şimdi bunlarla uyum sorunu olacaktır. Kamp geseler bile. Ya, Trabzon'a baktığında Sosa gitmiş, Novak gitmiş vesaire. Sakatlıkları var. Aldıkları adam Trabzon direkt sakatlandı. Çok geçmiş olsun. Yani onlar da bir değişimin içindeler. Başakşehir dışında aslında bütün zirve yarışındaki takımlar değişirken sezona biraz daha güçlü girmek, nispeten daha değişmemiş bir kadrosu var Galatasaray'ın. Daha güçlü girmek, bu sefer ilk yarıyı da çöpe atmamak önemli bence. Hani avantajı cebine koymak, fikstürü iyice sıkışmadan önce. Yani bu noktada senin sezon başlangıcıyla ilgili beklentin ne? Yani işte bu Antep, işte Antep maçıyla başlayan, Başakşehir maçıyla biten ilk 4 maç süreç. Yani burada senin beklentin nedir? Bu kadroyla, şu anki görüntüyle Galatasaray sezona nasıl girer, nasıl başlar? Ya bu az gol yer. Ama çok az gol yer. Çok az gol yer ama ne kadar atacağını bilmiyorum. Sorun o bence. Yani şu anda gol yemekle, gol yememekle alakalı bir sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Ben Galatasaray'ın gol atmakla ilgili bir sıkıntısı olacaktır. Bunu çözmek için ne yapacaklar hiçbir fikrim yok. Yani dediğim gibi hücum anlamında hiçbir şey görmedim. Ama Luyendama, Marcao ve Donk'u, yani orta sahada Donk'u kullandığını düşünerek konuşuyorum. Ya da direkt üçlü çıkabilir. Yani 3-4-3 de yapabilir. Şimdi öyle de bir şey olabilir. Buna çok uygun iki tane bekim var elinde yani. Aynen öyle. Yani üçlü de oynayabilir. Yani hoca yani 5-3-2 de oynayabilir. Bilmiyorum şu anda. Yani elinde kanat sadece Emre Kılınç var. Ben kanat, yani Feguli'yi saymıyorum. Kanat bazlı sadece Emre Kılınç var. Kerem çok yetenekli bir oyuncu ama ne yapacağı konusunda bir fikrimiz yok. Onun dışında Yunus var. Arda'yı 10 numarada da mı kullanabilirsin? Kanatta da kullanabilirsin. Yani ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Ama ben üçlü orta saha oynayacağına inandığım için hocanın çok uzun zamandır üçlü orta sahadan vazgeçmiyor. Böyle başlayacağını düşünüyorum ama bizim Galatasaray'ın 2012-2013'lerden sonra yaşadığı en büyük problemin fiziksel, yani sezon öncesi hazırlık kamplarında tam kadro çalışamadığından fiziksel olarak düşük seviyede başladığı için ilk yarıları harcadığını düşünüyorum. Bu yarıları ikinci yarıdaki kampla beraber üste çıkmasının sebebi bu. Yani Galatasaray'da hocanın genelde olayı bu aslında. Yani 2011-2012'ye de başlarken ilk 10 haftayı çöpe atmıştık neredeyse. Yani Antep mağlubiyeti var, işte Başakşehir o zamanki adıyla Büyükşehir Belediye mağlubiyeti var. Hatta ona başlamıştık. Beraberlikler falan var. Ama fiziksel olarak belli bir seviyeye gidip bir de üzerine oyunu değiştirince akan bir takım haline geldi. Bizim ligin başında da benim beklentim az gol yiyecek. Çünkü savunma babında herhangi bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Burada hücumda ne yapacağımız önemli. Hocanın stoperleri satmadığı bir sezonda ki ben satılması gerektiğini düşünüyordum. Bunun da sebebi şu. İkisinin de son sezonu, yani bildiğim kadarıyla bir sezonluk anlaşmaları kaldı. Gelecek sezon bir sene kontratı olan iki stoperi satmak daha zor olacak. İstediğin paraları alamayacaksın. Bence lige başlamadan evvel iki stoperi satıp işte Kaan Ayhan, Cenk Özkaçar gibi genç ve yerli. Yani genç ve yerli, çünkü bir de gelecek sezon, yani gelecek sezon olabilir yerli sınırı ve sana problem yaratabilir. Elinde Emin Bayram var. İşte Donk'u da koyduğun zaman 4 tane stoperle çok rahatlıkla bir rotasyon kurabiliyordun. Böyle yapılmasının daha doğru. O zaman da elinde para olacaktı. İşte Moder'i istersen Moder alabilir.
Okay istiyorsan Okay alabilirdim ve bu konuda hızlı olurdu. Tak tak hallederdim ve konu kapanırdı. Yönetimi ben bu konuda suçluyorum. Yani Belhanda'yı, Babeli'yi şunu bunu satmaktan ziyade elindeki değerleri iyi fiyatlara çıkartamamaktan dolayı suçluyorum. Çünkü bugün Fenerbahçe'nin iki tane oyuncu sattı arka arkaya. İtalya'ya. 1.15, 1.18. Toplamda 32 milyon, 3 milyonluk bir satışı var. Sörlut'u satarsa 15'te şey vardı, Yusuf vardı. 30-35'te şey satacak. Trabzonspor satacak. Senin elinde iki tane çok iyi stoper var. Yaşları genç. Ama bir türlü bunları satabilecek potansiyelde teklifler alamıyoruz. Bu büyük problem Galatasaray için. Gelecek sezonda bu bir sezon kaldığı için sözleşmesi daha zor olacak. Ben Galatasaray'ın 25-30 milyon euro kazanabileceği iki stoperden maksimum 20 milyon euro kazanacağını düşünüyorum gelecek sezon. O da hangi derde derman olur bilmiyorum. Gene orta saha arayacaksın bu arada. Yani bir de öyle bir şey var. Gelecek ya da bu ikisine yeni kontrat vereceksin. Yani nispeten iyileştirilmiş bir kontratla. İmzalamazsın ki. Ben olsam imzalamam. Yani bana teklif geliyorsa, menajerim şey yapıyorsa ve kulübüm çok yüksek bonservis bedeli istediği için gidemiyorsam bir sezon daha beklerim. Gelecek sezon daha rahat anlaşırım. Bu birinci mevzu bence. İkincisi de şu olabilir. Şimdi Belhanda gidecek bir dahaki sezon. Falcao sözleşmesi bitiyor. Jackman'ın çok kalacağını düşünmüyorum gelecek sezonda. Bu oyuncular da gidiyor. Yani bir forvet de araman gerekiyor. Yani Galatasaray'ın gelecek sezon forvet ve orta sahayı tekrar kurması gerekiyor ve bunun için para ihtiyacı var. Bu sezon yapıp forveti şunu bunu ortadan kaldırmak daha mantıklıydı bence. Ama onu tercih etmediler. Şu anda ne olacağı konusunda kimsenin bir fikri yok yani. Bu sezonu da atlatsak gelecek sezon yaz dönemi inanılmaz hareketli geçmesi lazım. Her şey, yani Mayıs'ta zaten şey var, seçim var. Mayıs'ta seçimin hemen arkasından işe başlamak gerekiyor. Hatta öncesinde başlamak lazım. Valla Galatasaray zor günler bekliyor bence. Yani önümüzdeki sezon, yani seneye bu zamanlarda hem orta sahan yok hem ondan fazla oyuncunun kontratı bitmiş olacak. Muslera dahil olmak hem, üzere. Tabii hem yani hem orta sahan yok hem 13 oyuncu. Forvetin yok. Bir de üzerine stoperlerini satmak zorundasın. Çünkü para yapmak için, kasa yapmak için. Ne olacak? Bütün omurgayı komple değiştirmek zorundasın. Ve muhtemelen de yabancı sınır gelecek. Yani 8 yabancıya düşecek iş. İşte o daha kötü bir durum olacak. Galatasaray'ın finansal fair play'den çıkıyor galiba. Belki o kurtarır ama ne olacak konusunda bir fikrim yok. Gelecek sezon daha zor Galatasaray'ın. Yani bu sezon bir şekilde kiralık miralık bir şekilde geçilecek ama gelecek sezon hem stoperin hem orta sahanı hem forvetini sıfırdan kurman lazım. Yeniden bir yapboz, yeniden bir şey. Zor ya, ben çok şey değilim. Neyse, yine de değilim. Bu seneyi bir geçirelim zaten, memleket olarak günlük yaşıyoruz. Takımlarımız takım bazında da sezonluk yaşıyoruz zaten. İyice basketbola döndü. Orada hep bir yıllık kontratlar, bir yıllık yapılanmalar olurdu. İş futbola da artık iyice sirayet etmiş durumda. Para yok şu. Yani parasızlık insanı bu tip çözümlere itiyor maalesef. Daha günü kurtarıyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Neden? Geldin. Ağzına sağlık yorumların için. Eyvallah. Bizden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bir sonraki kayıtta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.